Yani beyin öyle bir şey ki insan bir araya geldiği zaman insan olmayan parçalarına oluşuyor insan. Bir araya geldiği zaman tekrar insan olmayan parçalarına oluşuyor. Yani parçalı birleştiğin zaman insan olmuyor. Olmuyor. Ayrı bir sanki bir kuantum evrenle bir beynin bilincin ilişkisi var. Kuantum evrenle. Özellikle kuantum biliminde biliyorsunuz bir şey hem var hem yok aynı anda. What the belief diye çok ilginç bir şey var. Sizin baktığınız var. Anda orada olması onun orada olduğunu göstermez. Göstermez. Yani bir şey hem var hem yok aynı anda. Ve bu kuantum bilinç diye düşündüğümüzde evren holografik bir evren. Yani nasıl bizim o kitaplardaki holografik kayıtlar var. Küçük bir parçasını kalsa bile orada o kayıt isim kimliği belli. Frekans salınım ve titreşim olarak kimlik kaydı yapılmış. Evrende de yani bir kuantum evren var. Sanki bu kuantum evrenin içerisinde insan bilinci, yani insanın üstünde ama egosunun altında bir bilinç mi var? Benim mesleğimin adı fizyologluk. Fizyoloji demek canlılığın mantığını anlayan ve anlatmaya çalışan bilim dalı demek. Benim dünyada çok meslektaşım var ama onların arasında canlılığın ne olduğunu bilen bir Allah'ın kulu yok, onu söyleyeyim. Kimse canlının tarifini yapabilmiş değil. Elimizde canlının neredeyse tam bir listesi var. Mesela bağırsağımızdaki işte E. coli diye bir bakterinin her türlü içinde ne var ne yok biliyoruz. Hepimizin de mutfağında olan malzemeler farklı bir şey de değil. Alıp karıştırınca bir E. coli yapamıyoruz. Yani sonuçta o canlılık dediğimiz şey, o özellik neyse o maddenin kritik şekilde bir araya gelmesinden oluşuyor. Şimdi biz işleyen bir örneğine bakarak onu aslında simüle etmeye, taklit etmeye uğraşıyoruz. Bunu da bayağı bir 150 senedir falan yapmaya çalışıyoruz. Fakat burada ciddi bir başarısızlık var. Bunun bir felsefi bir sebebi var. Onu eğer yeri gelirse sonra konuşuruz. Hani ben özellikle buradan bizi izleyen felsefeci arkadaşlara da bir selam vermek istiyorum. Onlar genellikle diyorlar ki ya siz çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Geleceğiniz yer Kant'ın, Hegel'in falan söylediği yer falan diye bizimle dalga geçiyorlar genellikle. Çünkü bu işte Descartes'in gerçeklikle ilgili söylediği meseleler olsun bilmem ne. Bugün sinir biliminin temelde tartıştığı şeyler. Ama biyolojik yapıdaki bu biyolojik bilgisayar dediğimiz mesela beyni bir bilgisayar olarak algılamanın temel bir hata noktası var. Onu ben şöyle basitçe bir söylemeyi önemli buluyorum. Şimdi biz evimizde tek başımıza otururken, herhangi bir şey üzerinde düşünürken ya da boş boş duvarı izlerken bile aklımızdan geçen düşünceler bizim beynimizin bağlantılarının değişmesine neden oluyor. Fiziksel olarak yapısı değişen bir cihaz var içeride. Şimdi bu önemli bir problem çıkarıyor karşımıza, o da şu. Normalde bilgisayarda işte devreleriniz ve o devrelerin üzerindeki işte akım kapılarından vesaire çalışan bir yazılımınız vardır. O yazılım sizin işte o mainboardunuzun, transistörlerinizin falan durumuna göre bir takım komutlar uygular, bir şeyler yapar. Ama bunları yaparken bilgisayarın mesela yazı donanımsal özelliklerinin değiştiğini görmezsiniz. Çünkü o donanım zemininde çalışan bir yazılımdır. Yazılıma mesela diyelim işte o fuzzy networkler, şunlar bunlar biz de analizlerde kullanıyoruz. Bazı numaralar çekiyorsunuz. O yazılım mesela deneyimlerden öğrenebiliyor. Fakat bu öğrenme yapıda bir değişime sebep olmuyor. Şimdi ben ta yüksek lisansıma başladığım dönemde çok ilginç bir şey görmek bana nasip oldu. Civcivler üzerinde ilk çalışmaları yapmıştık. Civcivlere basit bir gagalama deneyi öğretmiştik. Hemen bir gün sonra da beyinlerini çıkarıp beyinlerinde sinir hücrelerinin arasındaki bu temas bölgeleri olan sinapsların sayısını saydık. Çok zor bir şeydir bu arada. Nasıl kıydınız hani, civcivlere? Yani civcivlere kıymak bir şey, o kendimize de kıydık orada. Çünkü mikroskopta o işi yapmak ölüm gerçekten. Ve o basit işlemi öğrenen bir günlük civcivlerin beyninde %20-30 oranında bu bağlantı noktalarının arttığını aynen görüyorsunuz. Yani çok net hani böyle... Peki hocam, lafını kesin. Geçen gün bir şey okudum bir yerde. Gazetelerde okudum yani, öyle bilimsel dergide falan değil. Amerika'da veya İngiltere'de bir tane adamın beyni çürümüş. Beyninin %10'u kalmış. Yani çürüme değil de orada olan şey bu hidrosefalus dediğimiz beyni su basması diye bir mesele var. Çok yavaş olan durumlarda, şimdi erişkinde olursa öldürür normalde beyinde su birikmesi. Ama bu adamda çok yavaş ve ağır ağır seneler içinde meydana gelmiş. İşte beynin o plastiste dediğimiz değişebilme ve uyarlanabilme özelliğinin en uç noktası. %100 grama düşmüş adamın beyni mesela. Kaç grama? 200-300 grama düşmüş. Normalde 1,5 kilo civarındadır. Yavaş yavaş geliştiği için bu hasar, beyin sürekli hasar gördükçe İşte bilmiyorum, şu devrenin yaptığı görevi öbür sağlam devrelere aktarıyor. Bunu bilgisayar da yapıyor biliyorsunuz abi. Şimdi bunu bilgisayar da yapıyor. Fakat sorun şu. Eğer yazılımı çalıştıran şey bilgisayar diyeceksek, o bilgisayarın yapısı değiştikçe o yazılımın onun üzerinde yapacağı icraat da farklılaşacak. Böylece bir yazılım mı donanım mı, donanım mı yazılım mı çalıştırıyor şeklinde bir kısır döngüye, tavuk yumurta ikilemine benzer bir şeye gireceğiz.
temelde çözemediğimiz bir şey bu. Dolayısıyla hani bizim sinir bilimine falan kuantum meselesinin böyle göbekten girmesinin nedeni de bu. Bildiğimiz maddi, o et parçası olan beynin göremediğimiz bir bağlantısı var dışarıyla. Dışarı dediğim yani bu boyutların dışında bir şeyden bahsediyorum. İşte burada işte adını ne derseniz. Şimdi bilimsel bir tabir değildir ruh. Yani ruh sonuçta dinsel ya da edebi öğretilerle bize gelmiş bir terimdir. Ama siz bu göremediğiniz etkileşimlerin hepsine birden evet ruh diyebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Ama orada beynin et sisteminin dışında bir şey var. Ve şu anda bizim bilgimiz ona henüz dokunamadı. Şimdi buradaki bu temel sorun aslında felsefi bir sorun. Yani biz kendi varlık düzeyimizi aşan böyle bir şeyi anlayabilir miyiz? Bunu taklit edebilir miyiz? Edemiyoruz şu ana kadar görüldüğü kadarıyla. Ben açıkçası hala bizim beynimizin aracılık ettiği zihinsel, duygusal, sezgisel vesaire her iç dünyamıza dair süreçlerin herhangi bir algoritmik sisteme dökülebileceğine ikna olamadım. Bu konuda çok açık fikirliyimdir. Hani keşke biri yapsa da hemen ben en büyük savunucusu olurum ama burada gerçekten insan düşüncesini, o sıralı düşünme ve problem çözme sistemini, hani bizim zeka dediğimiz şeyimizi biraz aşan bir sorun var. Ama şunu çok güzel yapıyoruz. İşte 1-0-1-0 gibi kodları saniyenin kesirleri içerisinde milyonlarcasını hesaplattırarak çok karmaşık işlemler yapıp efendim işte astrofizik hesaplarından kuantum fiziğin bilmem nelerine kadar çözebiliyoruz. Ama ve lakin işin içerisine sevgi, aşk, aşkınlık, o efendim içimizdeki değişik duygular, çoğuna isim vermekten bile aciz olduğumuz şeyler girince bu simülasyon bir yerde tökezlemek durumunda kalıyor. Sorunumuz da şu, onları o aşkın duygulanımları, mesela sezgileri, duyguları bildiğimiz bir şey cinsinden basitleştirmemiz gerekiyor. Yani herkesin aslında bilgisayarlardan çok korkmamak için şunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bilim bir bütün olarak, bütün bilimleri kastediyorum, modeller üzerine çalışıyor. Çünkü gerçek çok karmaşık. Biz o karmaşık şey olduğu gibi anlamıyoruz. Onu basit modellere dönüştürüp o modelleri çalışıyoruz. Mesela bilgisayar böyle bir modeldir aslında. Zihnin bilgi işlem modelinin hani bayağı da geliştirilmiş bir versiyonudur. Ama sadece bizim matematik işlem yapan hani IQ testiyle ölçtüğümüz kısmımızı iyi bir şekilde taklit eder. Ama IQ testini yapmaz. Mesela bir yarın bir gün onu yapan da çıkar. Ama sorun şu. Kualya diye bir terim var sinir bilim ve psikoloji aleminde. O çok güzel bir şey. Mesela renk körü bir araştırmacı düşün. Doğuştan hiçbir renk görmemiş. Her şeyi siyah beyaz görüyor. Renk algılayıcıları yok gözünde. Şimdi bu kişi bir tahsil yapabilir, her türlü eğitim alabilir, sinir bilimci olabilir. Beyinde görmeyle ilgili bütün süreçleri bugün bizim bildiğimizden çok daha ileri düzeyde çalışıp öğrenebilir. Görmenin, renk algılamasının her şeyini öğrenebilir, çözebilir. Fakat kırmızı renk gösterdiği bir insanın beynindeki kırmızının algılanmasını çözerek kırmızı rengin nasıl bir şey olduğunu anlayamaz. Anlayamaz. Çünkü onun içerisinde öyle bir iç dünyasında bir işaret yok. İşte bunun içsel algı kalitesi anlamında bir şey deniyor. Kualya ve bunu bilemiyoruz. Çocukken sorardık ya kırmızıyı aynı mı görüyor acaba falan. O soru hepimizin aklına gelir. Kadar kadar görmüyor mu? En büyük problem bilmiyoruz. Peki Matrix'i de sevdiniz muhakkak. Ben öğrencilerime mecbur tutuyorum Matrix'i. Bir sürekli filmlerden bahsediyorum ama bu filmler hakikaten çok enteresan. Matrix şöyle söyleyeyim bakın, Matrix sadece film değildir. Matrix zihin felsefesinin en zor konusunu aksiyon ve müthiş bir akıcı senaryoyla öğretme deneyimidir aslında. Peki hayat böyle bir şey olabilir mi hakikaten? Ben hiç olasılık dışı görmüyorum. Yani çünkü bunun aksini ispatlama yolunuz yok. Biraz önce sordunuz ya, bir kavanozda beyin yaşatılır mı? Teorik olarak yaşatılır. İşte zihin felsefecilerinin en çok tartıştığı konudur kavanozdaki beyin. Mesela ben şu anda öyle bir beyin olabilirim. Bana şu anda işte Fatih Altaylı gibi, işte Nevzat Hocam gibi, Levent Hocam gibi, bir televizyon stüdyosu gibi bir yerde bir simülasyon çekiyor olabilir. Hiçbiriniz olmayabilirsiniz. Bana bilgisayar tamamen simülasyonla bunu yaşatıyor olabilir. İşin güzeli de bunun böyle olmadığını ispatlayacak bir yolum da yok. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varımına kadar gidiyor bu. Antik kökleri olan bir ayinde kullanılan, işte bu ayahuasca bitkisinden elde edilen bir maddedir bu. Ve aldığınız zaman insanı adeta öte alemlere götürüp getiren psikadelik bir ilaç. Şimdi bu çok az miktarlarda epifiz bezinin de salgıladığı bir şey. İşte üçüncü gözün kalıntısı olduğuna dair falan bir şey söylüyorlar. Ve Descartes oraya ruhun merkezi falan demiş, hatta o kadar önemsemiş onu. Şimdi
Çok isterdim. Döneminde epifiz bezi biliniyor mu? Biliniyor tabii. Çok eskiden beri anatomik bir yapı oluşmuştuk ama bir de merkezde ve tek olduğu için herkes ona bir ilgi göstermiş. Şimdi çok isterdim bilimsel olarak böyle havalı şeyler söyleyeyim. Hani evet gerçekten ölüm anında DMT çok salınıyor, bizi öbür aleme geçiriyor falan gibi ama çok net olarak bir şey söyleyeyim. Deneysel olarak insanlarda gösterilebilmiş değildir bu iddiaların hiçbirisi. Farelerde DMT'nin evet bulunduğunu, salgılandığını biliyoruz ama ölüm anına dair yine özel bir bilgimiz yok. Bu konuda artık herhalde zorunda kalıp biz bir çalışma düzenleyeceğiz. Durum onu gösteriyor. Henüz bir çalışan bulamadım ben bu konuyu. Yani ben moleküler çalışmadığım için bu konulara pek girmiyorum. Ama bu konuyu Diyanet'le beraber çalışın. Olabilir tabii. Teklif gelirse biz her türlü teklifi açığız. Multidisipliner, cross-disipliner her türlü çalışma çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında insanlığın binlerce yıllık bilgi birikimi yabana atılacak bir şey değil. Yani tecrübi bilgi, bugün bakın işte sağda solda da anlatıyoruz. Bir sene hava tahmini yapabilen köylülerimiz var. Yani biz bilimsel olarak 5 günden fazla hava tahmini yapamıyoruz kaos teorisi uyarınca. Ama bir sene gerçekten isabetli. Hem de 15 gün çözünürlüklerle tahmin yapabilen insanlar var. Anadolu köylülerinde, işte Karadeniz'de var. Tabii sayılı günlerde gözlüyorlar. Adam yürüyor suyu buluyor ya da tahta falan. Şimdi zaten aslında bu halk bilimi dediğimiz bir şey var. Dünyada da bu yönde bir eğilim var. Şimdi bu tip bilgileri toplayıp bunları bizim deneysel metotlarımızla birleşip yeni bilgiler ortaya çıkarabiliriz. Fakat hala bu konuda bizim yani genel bilimsel mantığımız biraz katıdır. Böyle uçuk kalır bu konular biraz. Mesela ben açıkçası DMT konusunu çok merak ediyorum. Keşke vaktim olsa onu ayrı bir araştırma ekibi kursam. Bu konuda çalışsak. Hani bu iddialar muhtemelen tamamen boş değildir. Ama zannedildiği gibi de bilim böyle bunu göstermiş de değil. Onu da açıkça söyleyeyim. Yalnız önemli bir şey. Şundan ama bilim bunda yeniyor yani sonuç olarak. Şundan dolayı önemli bakın. Gözümüze gelen ışık epifiz bezi üzerinden bizim biyolojik ritmimizi düzenliyor. Bu ne demek? Gözümüze gelen ışığın algılama sistemi ile epifiz arasında bir ilişki var. Bu bizim gece gündüz döngüsü, melatonin dediğimiz onarıcı hormonun salgılanması hep bu sisteme bağlı. Yani boş değil bu atıflar. Fakat zannedildiği gibi de sadece bir maddeye bağlamak biraz tuhaf olur. Çünkü vücudumuz böyle tek bir kimyasal maddenin hükümranlığı altında çalışan bir sistem değil. Binlerce kimyasal maddenin sürekli etkileştiği bir çorbadan bahsediyoruz. Tabii onun içerisinde bu maddenin de bir önemi vardır.